Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş, düzgün olmayan. Türkçe mi? Türkçe. Neden? Yok, merak ettim. Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş. Evet. Yani düzgün olmayan. Benim mesela... Çarpık. Evet, çarpık. Doğru cevap. Kalp krizi bir kopya oldu. Benim mesela dedim ve çarpık dediniz. Akif Bey. Yok. El hareketinizden. El hareketimden. Evet, bir de düzgün değil. Düzgün değil, anladım. Evet. Önce yamuk geldi aklıma, sonra baktım 6 harfli. Aynen. Çarpık kaldı. Zarif bir beysiniz. Evet. Gerçekten kalbimi kırmadınız. Efendim 7 harfli kelimemiz birleşik bir kelime. Soru şöyle. Karşı sav anlamı. Antites. Karşı sav anlamındaki Fransızca kökenli söz. Antites, doğru cevap. Efendim yarısına geldik yarışmanın. 3700 puanınız var. 2 dakika 57 saniyeniz var. 6 harf hala alabilirsiniz. 34 saniye bırakmak kaydıyla. Bütün soruları bilirseniz 9800 puan alıyorsunuz. 7 harfli ikinci sorum kelimemizi söyleyeyim o zaman ben. Lütfen. Arapça kökenli kendisi. Evet. Bakalım nasıl sormuşuz bu Arapça kökenli kelimeyi. Çalışkan, becerikli, elinden iyi geçen. Hamarat. Elinden iyi iş gelen. Hamarat, doğru cevap. Efendim 8 harflere geçtik. Türkçe ve 2 kelimeden oluşuyor. Bakın nasıl soruluyor. Mecazen, haber, herhangi bir haber anlamında kullanılan söz dizisi. Aa, ondan da hiç haber çıkmıyor. Haber yerine o iki kelimeyi kullanırız. Şey kesildi ya. Haber alamıyoruz, şey kesildi. İşte iki kelime dedim. İki kelime efendim. Bir harf alayım. Bir harf verelim artık diyor. Ses, soluk. Bravo, ses, soluk, doğru cevap. Harikulade 8 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Fransızca kökenli birleşik bir kelime. Buyursunlar. Birinin düşündüklerini veya uzaktan geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama. Hissetme. Gibi bir şey ama onun Fransızca kökenlisi. Böyle fonetik olarak benzediği bir çizgi film vardı eskiden. Çizgi film. Hiç buraya takılmayın, sonra ha diyeceksiniz. Aslında köpeğin ayağına ne denir? Pati. Peki, biz TV2'yi nerede yayınlıyoruz? Nereden seyrediyorsunuz? Evet. Of. Birleştirin. Televizyonla patiyi birleştireceksiniz. Telepati. Telepati, bravo, doğru cevap. 9 harfli kelimemiz geliyor. 2 kelime. Kendisi, yeri yurdu belli bir deyimimiz var. Buyursunlar. Bir yere iyice yerleşmek anlamındaki deyim. İyice yerleşmek. Postu serme. O genelde yerleşmek değil de yerleştirilmek gibi daha çok. İyice yerleşmek. Yani böyle mesela ağaç olsanız. Kök salmak. Kök salmak, doğru cevap.